Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere marul yetiştiriciliğinde gübreleme nasıl yapılmalı ondan bahsedeceğiz. Özellikle hobi olarak bahçenizde marul yetiştiriyorsanız mutlaka bu söyleyeceğimiz gübreleme tavsiyesine uyun. Ve bu sayede çok fazla miktarda verimli, kaliteli marul elde etmeniz mümkün. Özellikle kendi ihtiyacınız için bahçenizde yetiştireceğiniz marul bitkisine bu uygulamaları yapmanız oldukça faydalı olacaktır. Marul fideleri toprağa dikilmeden önce toprak işlenip bir miktar çiftlik gübresi verilmeli. Bu yanmış ahır gübresi, hayvan gübresi olarak da bilinen gübreden kullanılmalı. Yaklaşık olarak 100 metrekarelik alan için 30 kilogram civarında yanmış gübreyle güzelce karıştırdıktan sonra fidelerimiz buraya dikilebilir. Çiftlik gübresinin en önemli özelliği arkadaşlar toprakta organik maddece zengin bir yapı oluşturur. Toprağın havadar, geçirgen ve bitki köklerinin rahat gelişebileceği bir yapı kazandırır. Ve en önemlisi de toprakta bulunan bitki besin maddelerini bitkilerin köklerinin rahatça alabilmesini sağlayacak forma ulaştırır. Bu hususlardan dolayı oldukça önem arz etmekte çiftlik gübresi. Fideler dikildikten sonra arkadaşlar şimdi 15-15-15 artı çinko katkılı bir kompoze gübre mevcut ki bu sebzeler için oldukça verimli ve faydalı. Bu gübreyi kullanmamız gerekiyor. Özellikle fideler dikim yapıldıktan hemen 1-2 gün sonra her bitki için bir çay kaşığı kadar kök bölgesine toprak üzerine serpilir. Elle toprağa karıştırılır. Daha sonra sulanır ve bu şekilde bitkilere çok fazla miktarda besin elementi sağlanmış olur. Bu gübrenin içerisinde fosfor, potasyum ve azot bulunuyor. Özellikle potasyum bitkinin lezzetli, kaliteli yapraklarının daha gevrek ve daha lezzetli olmasını sağlıyor. Yine fosfor da bitkinin enerjisini arttırarak kök gelişimini hızlandırır. Dayanıklı ve dirençli olmasını sağlar. Hastalık ve zararlara karşı da sağlam bir yapı oluşturur. Yine azot gübresi de arkadaşlar bütün bitkilerde olduğu gibi marul bitkisinde de yeşil aksamı hızla arttırır. Özellikle yaprağı yenen sebzelerde çokça uygulamak gerekir ki çok fazla yeşil aksam oluştursun. Gür, göze hoş gelen ve uygun renginde bitkilerin oluşumunu sağlar. Bu üç element NPK dediğimiz kompoze gübre içerisinde bu şekilde bulunuyor. Dediğimiz gibi bir çay kaşığı her bitki için verilmesi uygundur. Bitkiler dikimden yaklaşık 10-12 gün sonra belli bir büyüklüğe ulaşır ve bu bir azot gübresi takviyesi daha gerekir ki bunda üre tavsiye ediyoruz. Yaklaşık yarım çay kaşığı kadar yine her bitki için kök bölgesinin olduğu toprağa serpilir. Elle karıştırılarak daha sonra sulanır ve böylece bitki kısmen oluşturduğu kök gelişimiyle çok hızlı bir şekilde büyüyerek yapraklarını daha da fazlalaştırarak ve rengini daha da net alarak gelişimini sürdürür. Kompoze gübre içerisinde ayrıca bulunan çinko elementi de bitkiler için çok önemli. Sap ve gövdenin kalınlığı, sap ve gövdenin çinko ise arkadaşlar bitkinin sap ve gövdenin kalın, sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Özellikle sap kısmının iç dokusunun sağlam bir şekilde hücreleriyle birlikte oluşmasını sağlar ki bitkilerde mutlaka olması gerekiyor. İşte %15 potasyum, %15 fosfor ve %15 azot bulunduran ve %1 de çinko bulunduran bu kompoze gübre tarım bayilerinde, tarım marketlerinde rahatlıkla bulabileceğiniz ve istediğiniz miktar kadar kilo kilo alabileceğiniz bir gübre. Bunu hobi bahçesi yetiştiricilerine mutlaka tavsiye ediyoruz. Sebzelerde çok faydalı olan, çok kullanışlı olan gübre şerbetini de sizlere tavsiye ediyoruz. Biz bugün
sığır gübresinden elde ettiğimiz gübre şerbetini bitkilere uyguluyoruz. Özellikle her 15 günde bir bitki için yaklaşık bir çay bardağı kadar gübre verilmesi de meyve verimini arttırır. Marulun kullanılan kısmı yaprak olduğu için yine yaprak verimliliğini arttırmada çok önemli gübre şerbeti. Değerli arkadaşlar, bahçenizde veya saksıda marul yetiştirecekseniz bu gübreleme tavsiyesini bu şekilde uygulayabilir ve çok daha güzel, çok daha verimli marul bitkisini elde etmeniz mümkün. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.